Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu ikisi teng bo'lar mı deb nomlanadigan darsimizning bugun uchinchisi. Birinchi darsimiz tavakkul va tavokul haqida bo'ldi. Ikkinchi darsimiz sabr bilan jazava haqida. Bugungi darsimiz birrul validayn va uququl validayn. Ota-onani duosini olish, ularni rozi qilishlik yoki ularga oq bo'lishlik. Fazl ibn Yahyo ismli bir kishi. U o'zini otasiga yaxshilik qilishlik bilan mashhur bo'lgan solih insonlardan edi. Allohning taqdiri kunlarda birida u kishi bilan otasini qamoqqa olishdi. Sovuq tunlari otasi ertalab tahoratni sovuq suv bilan olishini xohlamasa-da, xonasini yoritishligi uchun berilgan chiroqni olardi-da, idishdagi suvni unga tutib, otasi uyg'onguncha qadar suvni ilitib turar edi. Otasi iliq suvda tahorat olish uchun. Qo'riqchi buni bilib qoldi-da, chiroqni olib qo'ydi. Endi ota sovuq suvda tahorat olishlik kerak. Ammo otasiga bir yaxshilik uchun bo'lgan bu farzand yo'lini topdi. Endi nima qiladi? Ana shu suv quyilgan ishni quchoqlab uxladi. Tong yotgungacha mana shu sovuqni o'zini badaniga o'tkizib, suvni sovib qolishligidan ehtiyot qildi. Tong yotganda otasiga iliq suvni yana tahoratiga tutdi. Albatta bu birrul validayn. Albatta bu ota-onaga bo'ladigan go'zal muomalaga yaqqol misol. Endi buni ro'parasida ota-onasiga oq bo'lganlar bor. Bu ikkalasi teng bo'ladimi? Ana shu oqpadalardan biri qarib qo'ygan onasini qariyaligiga borib qo'ydi. Bir oy, ikki oyda zo'rg'a xabar olar edi. Tirichilik bilan ovora, bu ayolni shu yagona farzandidan boshqa hech kimisi yo'q. Bu ayol qarib qo'ygan ajalini sezgandek bo'lib, tabibga meni o'g'limni chaqirib bersanglar. Sizni qayerdan topamiz o'g'lingizni? Mana raqami. Raqamni olib tabib o'g'liga qo'ng'iroq chaladi. Kim bu? Siz falonchi falonchimisiz? Ha, falonchiman. Falonchi falonchisiz onangizmi? Ha. Falon falon qariyalar uydami? Ha. Nima gap? Bir kelib ketarkansiz. Bugun erta onangiz omonatni topshiradiganga o'xshaydi. Sizni ko'rgis kelyapti. Sizni ko'rib, bag'riga bir bosa bir peshonangizni o'pgis kelyapti. Vaqtim bo'lsa borarman deb qo'yib qo'ydi. Subhanalloh, bu seni onang. Tirichiliging, dunyoing, oiling, onang norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, senga qancha bir xayriyati, qancha foydasi bor. Bir kun o'tdi, ikki kun o'tdi, farzand kelmadi, ona vafot etdi. Birodarlar, rizo rob firodol validay. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Ota-onasiga doim yaxshilik qiladigan yigit bilan ota-onasiga oq bo'lgan yigit hech qachon barobar bo'lmaydi. Ibrohim alayhissalom ulug' payg'ambarlardan edi. Otasi mushrik edi. Otasini haqqa chaqirar ekan, otasi qarshilik qilar edi. Otasi jerkib berar edi, urushib berar edi. Shunday bo'lsa ham Ibrohim Halilulloh ya abati, ya abati, ey otajon, ey otajon degan so'zdan boshqa so'zni aytmas edi. Ibrohim alayhissalomni oxiri otasi uydan haydab chiqardi. Ya Ibrohim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ey Ibrohim, qasamki agar sen to'xtamasang da'vatingdan, albatta seni toshburon qilurman yoki butunlay meni tark et. Uydan haydab chiqardi. Uydan haydab chiqardi. Nima uchun? Haqqa chaqirgani uchun. Tauhidga chaqirgani uchun. Chiqib ketyapti nima dedi otasiga? Qala salamun alayk. Sastag'firu laka robbi innahu kana bi hafiya. Ibrohim dedi otasiga omon bo'ling. Endi Parvardigorimdan sizni mag'firat qilishini so'rayman.
Şek şüphesiz o menge mehriban bulgen zattır. Müşri bugün, o kişinin davetine karşı olgen, üyden haydab çıkarken otasiga, mana şimdi güzel muamele kılıyordu. Albatta bu braderler birrul valideyn. Albatta bu anbiyalarının hulku. Otalardan arazlaşıp, otalardan öpkeleyip, özünü onlardan apkaç yürüyen farzantlar. Yaşla beşti koysun. Madem ki otana trigeken, onlarda razılığını apkam yaptı mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etkenlere dek, amin, amin, amin. Şu üçte aminden bittesi, otanası ikkalesi trigeyip obdurup. Ya ki bittesi trigeyip obdurup. Onlarda razılığını alıp, onlarda hizmetini kılıp, cenneti boğamayan farzant vay bosun halı. Bunu yergiş kalsın. Amin deyin ya Muhammed aleyhisselam dedi Cibril aleyhisselam. Resulullah amin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özleri. Tuğulmasından evvel otası vefat etti. 6 yaş geçirgende anası vefat etti. Müşrike bulgen halıda. Müşrike bulgen halıda. Allah subhanahu ve teala'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keyin o Medine'ye hicret kıyandan keyin git paytlarda Rabbisi'den soradı. Onasını kabrını ziyaret kılıştığını. Allah Teala izin verdi. Kabrını ziyaret kılıp kattı yığladılar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sebabını bilmeyen sahabalar ya Resulallah bunu mı kabru bunu mı yığladı soruştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Rabbimden anamın kabrını ziyaret kılışık ruhsat soradım. Allah izin verdi. Şimdi hakkı istiğfar etsem müşriğine hakkı istiğfar etmedim Allah kaytardı. Farzantını onaga bo'lgan mehri meni yig'latdi. Gerçi kafir olib ketgan bo'lsa ham onasini eslab yig'layapti birodarlar. Albatta bu birrul validayn dedi. Shuning uchun musulmon bo'lib turgan ota-onalarimizga chehchayib qarash, gap qaytarish, ovozimizni ko'tarish, gapiga teskari ish qilishlikdan taqvo qilishligimiz kerak. Chunki namozingiz bo'ladi, ro'zangiz bo'ladi, hajingiz bo'ladi, zo'r amallarni qilasiz. Ama ananı ya ki otanı narazı koyduyan bu ses, bu amelleri sahabada bu getirdi. Münazir. Otası ah bulgen münazir. Bu münazirinin kıssası Arapların arası da maşgul edi. Otası ki yakşı muamele kımasıdı bu farzandı. Ota külladı burada oğluge nasihat kıldı. Balam Allah'dan korkun. Bu natur işlerini taşlayın. Ota nasihat kıldı. Şimdi bu ahbadar nama kıldı. Kolunu kötardı da otasını bir şapalak oldu. Ota yerge yıkıldı. Ota yerge yıkıldı. Şu urgen kolunu terbiye kıyken yedirip içirip katta kıpoyen kim idi? Şu ota mıydı? Öyküyorlar közler katta açıyorlar. Ben köpek demem bunu. Sılar köreyken gardtan keleyken kinolarda otasını maskara kısa otası giyip kaytarsın. Bu zor baladı bu bala. Kinoda ahırda şu bala muradı maksadı yetedi. Sevgeni geçişerde 1 milyon dolar toparladı. Hulas ahırda kim? Marra kimi ki oladı? Ulağı da uşağıp getirdi ahbadar. Otası ki, anası ki, hakaratağımız muamele kılıçlik adli nersi edip kürsatılığını yaptı. Ve neme bu lekenliğini köle yapsalar bunların özlerini. Ota gazap kötü oldu. Şehirini taşlayıp çıkıp gitti. Mekke'ye mükerremeye sefer kıldı. Doğru Mekke'ye vardı. Yetip Kâbetullah'ın kisvesine asılı dua kıldı. Parvardigar, oğlum münazilden beni hakkımı alıp ver. Şimdi otanın hakkını mı? Farzand ahıbı oldu. Şimdi cezasını alış iki kere şu dünyada. Buradalar köp günahları var. Bende kıladı, cezası elbette ahirette olmadı. Ama ayrım günahları var. Ahirette hem oladı. Dünyanın özü diye hem oladı. Şundan bittesi, buraya kılınken zulüm. İkincisi ahbader buluştuk. Ata anası ki ah bugün adam mı? Dünyada har buluştuk da şübhe yok. Hüttü iki kere ikine törlü gide şübhe buma genedik. Kabe'ni aldı da balasını kargab dua kıldı. Parvardigar münazilden beni hakkımı alıp ver. Ata ana narazı bulup dua kılarken farzandının üstü de. Duası elbette icabat oladı. Hiç kaç vakit tutmadı. Münazir yıkılıp düştü. Yarımı şal bulup kaldı. Yüzden çıkıp yetekeniz de balam Allah'a emanet sen. Allah da panahı da bugün. Allah işini özü onlasın. Dip ata ananı yüden çıkarış kayada yu. Allah'a koydum seni. Allah seni cezayını versin de yüden çıkarış kayada. Elbette Allah'ını tanıyan, Rabbisinden korkan, takvadar yaş hiç kaçan ata anası gibi bunu yakın mıydı? İbrahim aleyhisselam
müşrik bugün otasiga qanday güzel muomala qildi. Endi o'g'li İsmoil otasiga qanday muomala qildi? İbrahim aleyhisselam müşrik bugün otasiga qanaqa muomala qildi? Uyidan haydab chiqarsa ham, diniga qarshi bo'lsa ham, salomat bo'ling deb chiqib ketdi. Robbimdan istig'for so'rayman sizga deb chiqib ketdi. Endi o'g'lidan qanday javob qaytdi? Qaranglar, ey yoshlar. İbrahim aleyhisselam tushida o'g'lini soyayotganligini, qurbonlik qilayotganligini ko'rdi. Va 10 ga kirgan, ehtimol 12 ga kirgan o'g'ilchasiga dedi. Ya bunayya, inni arafil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ey o'g'ilcham, men tushimda sizni soyayotganligimni ko'rdim. Endi siz nima ray fikr qilishingizni bir o'ylab ko'ring dedi. Sizni soyayman deyapti. 10-12 ga kirgan bolaga. Men nima qildim? Basır qo'qopsiz siz. Bu primoy vahimasi ekan-u bu. Jabroil aleyhissalom aytmabdi-yu. Tush ko'rib qolsiz. Elasiman alaqsirab qolgandirsiz. So'ralarasiz meni. Demayapti. Chunki kim o'g'li? İbrahim Halilullohni. İsmoil aleyhissalom nima deb javob berdi? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni inshaalloh minas sobirin. Ey otajon, sizga buyurilgan ishni qiling. İnşallah sabır ekanligimni ko'rasiz dedi. Özünü qurbon qilishga tayyor turyapti. Otasiga oq bo'lmasligi uchun, Robbisiga osiy bo'lmasligi uchun. Bir o'ylab ko'raylik-da, o'g'il bolalar. Bir kunda necha marta gap qaytaramiz? Necha marta mana uni qilib qo'y desa qilmaymiz? Necha marta ularga qarshi bir fikr bildiramiz? Ota-onasini rozi qilgan, ularni duosini olgan inson bilan ularga oq bo'lgan odam hech qachon teng bo'lmaydi. Na Allohning shariatida, na insonning fitratida. Xolis ibn Nu'man roziyallohu anhu. Nima eshitgansizlar bu kishi haqida? Abu Bakr Siddiqni bilamiz tarixini. Umar ibn Xattob, Xolid ibn Valid, Zubayr ibn Avvam. Bu kishi haqida nima bilasizlar? Bu kishi ota-onasiga yaxshi muomala qiladigan inson edi. Shunisi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tillariga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Nimtu faraytuni fil janna. Uxladim, tushimda o'zimni jannatda ekanligimni ko'rdim. Fasami'tu sawta qorin yaqro. Bir qorini o'qiyotganligini eshitdim ovozini. Qultu man hada? Kim bu deb so'radim. Faqalu Harisatu ibn Nu'man. Bu Haris ibn Nu'man dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu tushini aytib turaytilar. Kazalikumul bir, kazalikumul bir. Ota-onalarga yaxshilik qilishlikni mukofoti mana shunday bo'ladi. Birrul validayni mukofoti shunday bo'ladi dedi. Bu kishi onasiga qilgan yaxshi muomalasi tufayli jannatga kirganligini payg'ambarimiz hadislarda aytayaptilar. Qiyomatgacha o'qiladi bu hadis inshaalloh. Bu kishini boshqa ishlari bilan zikr qilinmayapti, qaranglar. Birinchi marta eshityapmiz ehtimol ayrimlarimiz. Lekin qaysi ishi bilan tarixda qolyapti? Qaysi ishi bilan jannatga kiryapti? Ota-onaning roziligi ulug' narsa birodarlar. Hozir aytib o'tganimizda kishi tinmasdan ibodat qilishi mumkin. Kechalari uxlamay namoz o'qiydi, Qur'on yodlagan, nafr ro'zalar tutadi, haj qilgan, umra qilgan. Ammo ota-onasini norozi qilgan bo'lsa, bu amallar havoda bo'lib ketadi. Ibn Sirriy tobiinlarning ulug'idan. Bir kuni odamlar u kishining uyiga kirishganida Ibn Sirriy xuddi bir kasal odamga o'xshab egilib, o'zini xoksor tutib yurgan edi. Xuddi bir kasalga o'xshab. Odamlar ko'rib, bu nima bunaqa yuribdi? Ko'chada bunaqa yurmaydi-yu, yaxshilar yuradi-yu. Nimaga o'zini xoksor tutyapti? Aytishdi, bu kishi onasini xizmatida turar ekan, o'zini shunday xoksor tutadi. Onasini oldida xuddi quldaqa, xizmatkordaqa tutar edi. Ota-ona yosh paytida farzandni royasiga ko'p muhtoj bo'lmaydi. Chunki kuch quvvat o'zini joyida, cho'ntagida puli bor, bolasiga muhtoj joyi yo'q. Ammo qarib qolganda-chi? İmma yablog'anna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Seni huzuringda deyapti Alloh taolo. Ikkalasi yoki bittasi qarigan holda turgan bo'lsa, fala taqullahuma uffin. Ularga uf dema. Va qullahuma qawlan karima. Ularga eng muloyim so'zlarni so'zla. Qarang, odam qaridi, farzandini royasiga muhtoj bo'ldi. Ota-onani puli bo'lishi mumkin. Birorta bir qarovchi, xizmatkor yollashi mumkin. Birorta bir hamshirani yollashligi mumkin. Doim yonida ertaga kech xizmatini qiladigan
Ama bu hizmetini kıladığın hemşire ya ki hizmetkar hiç kaçan balasını onunla ilgilenmeydi. Doğru mu? Garip şifahanalarını bir de bir ayol bemor bo'lib yotardi, muslim ayol. Uni qaragani bir eri xotin turardi, yosh eri xotin. Ertaga ketish u yerda. Tinmay xizmatda turishadi. Hali dori olib kelgan, hali ovqat yegizayotgan, hali kuldirayotgan, hali gaplashayotgan. Bu ayolga, bemor ayolga qarayotgan hamshira ayol g'arblik. Hayron bo'lib so'radi. Bu kampir kim bo'ladi sizlarga? Yigit aytdi, meni onam bo'ladi. Haligi xotin aytdi, meni qaynonam bo'ladi dedi. Haligi hamshiraning taajjubi yana ortdi. Ha bo'pti, bu yigit u onasiga qarayapti ekan. Ha bu kelin nimaga bunday qilib yaxshi muomala qiladi? Kelindan so'radi. Nimaga buni muomala qilasiz? Ahyondek kampirga qarab yig'lab ham qo'yasiz. Hozirda ayollar hech kimga bunaqa xizmat qilmay qo'ygan. Boyaga ayol aytdi. Bu ayol meni kuyovimning onasi. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Onasini rozi qilsam, kuyovim mendan rozi bo'ladi. Uylanadiganlar, shu onam sendan rozi bo'lsa, men sendan rozi bo'laman deb qo'ying-da boshida. Ha? Jizni shikoyat qilmaydi onangizdan xotin. Mana shu aka-ukalarim. Shularda xafa qilmasang, men sendan roziman-da endi, jizni shikoyat qilmaydi ulardan. O'zingiz xotinga shikoyat qilasiz onangizdan. Aka-ukalaringizdan. O'zingiz ochib qo'yasiz-da, katta qilib darchani. Endi shamol kelib chiqib ketaveradi. Hamshira ayol, bu g'arblik hamshira ayol o'yga toldi. Meni ham bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Bir yilda bir telefon qilsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Ora-chirada bir munosabat safarga yig'ilib qolsak, shunda bir-birimizni hol-ahvolimizni so'raymiz. Agar ertaga men ham qarib kasal bo'lib, shifoxonaga yotib qoladigan bo'lsam, meni shifoxonaga yotganimni biroq bilmaydi ham dedi. So'ngra boyaga ayolga aytdi. Nima majbur qiladi sizni bunaqa bir muomala qilishlikka qaynonangizga? Bu musulmon ayol javob berdi. Dinimiz shunga buyuradi. Dedi, oyat hadislarni o'qib berdi. Bizi dinimiz nima? Ona kim dinimizda? Ota kim? Tavhid nima? Oq bo'lish nima? Birrul validay nima? Hammasini tushuntirib berdi. Hamshira aytadi, Allohga hamdlar bo'lsin. Uni so'zlarini eshitib islomni qabul qildim. Keyin bir musulmon kishiga turmushga chiqdim. Undan farzand ko'rdim. Keyin musulmonlar yurtiga ko'chib ketib yashadik. Islomdan avvalgi hayotimni hayot hisoblamayman. Bu ayolning iymonga kelishiga nima sabab bo'ldi? Boshqa bir musulmonni o'zini onasiga qilgan muomalasi. Birrul validayni. Diqqat qilib turinglar, kitob o'qiydigan, dars o'qiydigan ukalar. Hasan Basriydan so'rashdi. Ey Abu Said, men Qur'on halqasida o'tiraman. Odamlarga Qur'ondan dars beraman. Shu vaqtda onam kechki ovqatni yemasdan meni kutib uyda o'tiradi. Shunday qilish men uchun halol bo'ladimi? Onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi? Hasan Basriy javob berdi. U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq dedi. Bu Qur'on tilovati emas. Ikkinchi marta, uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangni oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishliging dedi. Oshim bor somor deb ketamiz-a. Birodarlar, o'sha ulfatlar ham topiladi. O'sha osh ham, dimlama ham, go'sh ham topiladi. Ammo ota-ona topilmaydi. Buni yo'qotganlar biladi. To'g'rimi? Buni yo'qotganlar biladi. Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtining narxi 1000 dirhamga yetdi. Bitta xurmo daraxti 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deyilar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham turadi. O'g'lim, jummor yegim keldi-da dedi. Bu sahobiy yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hech ikkilanmadi borib turib, shart kesdi, o'rtasidan jummorni chiqarib onasini qo'liga berdi. Ashoblari, nimaga bunday qilding, ey? Hozir xurmoda qanchaligini bilasanmi narxi? Usoma nima dedi? Nima qilay endi? To'yg'izdi-da, jummor yeyman dedi. Usoma nima dedi?
onam yiyiş tahala yeneken. Eğer canımı sonra yene de ikilemezden canımı yiyen verirdim dedi. Buradalar, anasını, otasını, duasını alıp koyanlar hiç kaçan hayatta kem bulmayan ve kem bulmaydı. Ve ota anasını narazı kılıp kop getkenler hiç kaçan biri iki bulmaydı. Hatırcan buluyorlar. Bugün zordur. Bugün işler yaşı buluyorkendir. Bugün tanı sağdır. Bugün hürmatı caydadır. Ama ah bu oldu mu? Karab durun. Çünkü ettik. Günahlar var. Ahiretke kaladı fakat cezası. Günahlar var. Dünyada hem özü dağladı. Şundan bittesi ota anası yok buluştuk. Ota anası ötüp getkenler. Ota anasını suratını körüp yığılaydı yanlar. Ota anasını sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga urgumagan birodarlar, agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Ota onasi tiriklar, ana shu pushaymon deymaslik uchun boshimizga qo'ngan qush ular. Pirrat uchib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Onasi bilan yashayotganlar kun ara ayolingizga o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz. Albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi, oilasiga olib kelyapti deb. Lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xohlaydi. Falon pulli narsa bo'lishi shart emas. Bitta papoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi. Sizga aytmaydi, ukangizga aytadi, akangizga aytadi. Tushunarlimi? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, Hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar. Borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mochumtaki hisob qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Chunki g'animat. Bir aylanib kelaylik deb, enani qoldirib qo'yib, ota-ona qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini bolalarini olib. Xursand bo'ladi ota-ona, bola chaqasi yaxshi qaryapti deb. Lekin ozgina e'tiborda xohlaydi. Boradimi, yo'qmi, so'rab qo'yaveraylik. Dada, ha, oyi, ha. Borasizmi, ma ketyapti, yuring. Chiqib ketayotganda emas. Darvozani yopib qolayotganda emas. Kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda, rejalashtirayotganingizda, nimaga bormoqchimiz, vaqtingiz bormi, toqatingiz bormi, xohlaysizmi borishni? Zaynul Obidin Ali ibn Husayn onası bilan bir tovoqdan ovqat yemas ekan hiçcam. Bir tovoqdan ovqat yemas ekan. Nima uchun bunday qilasiz desa, bitta tovoqdan ovqat yesam, ehtimol onam olmoqchi bo'lib turgan luqmani ertaroq olib qo'yishim mumkin. Dilini ortib qo'yishni xohlamayman. Shuning uchun alohida yeyman der ekan. Birrul volidayn va ota-onaga oq bo'lishlik. Bu ikkalasi hech qachon teng bo'lmaydi. Biri duoları icabı kılınken, hürmet körsatılken bende boladı. İkincisi ise mal'un boladı. Ve qada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana. Parvardigoringiz, yolg'iz uning özüge ibadet kılıçlarınızını, hem de ota-onalarga yaxshilik kılıçlarınızını emir etti. Ota-ona yaxshilik kılıçlik, Allah azze ve celle'nin buyruğu. Gözümüzü katta açaylik. Har qancha taqvodor bo'laylik, har qancha ibodatxon bo'laylik, agar ota-onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz xabada bo'lib ketishi xavfi bor. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum.